polis arkadaşlar da haksız hukuksuz bir şekilde işlerinden ihraç edilebilir. O zaman yine ben gelip sizin hakkınızı, hukukunuzu savunurum. Bunu bilin. Biz haksızlık kimden gelirse gelsin ona karşı çıktık hep. Zalime karşı çıktık, kim olursa olsun zalime karşı çıktık ve kim olursa olsun da mazlumun yanında kaldık. Herhangi bir partide olup olmamam da önemli değil. Bu zulümdür. Bu zulme de siz alet olmayın arkadaşlar. Çok net söylüyorum bakın. Tüm hukuksuzluklar yargılanır. Şu anda Ankara Emniyetindeki bir ay önceki işkence olayları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı girişimlerimiz sonucunda bir soruşturma başlatmıştır. Kimsenin de yanına yaptığı kar kalmaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler de bu konuya müdahildir. Adalet Bakanlığı şu yapılanlara ne cevap vereceğini bilememektedir. Bunu tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de dün haykırdım, buradan da söylüyorum. Bu milleti bu şekilde darp ederek, insanları böyle arabaya atarak gözaltına alma hakkınız yok. İnsanların nasıl darp edildiğini, gözlerinin nasıl darp edildiğini, kemiklerinin kırıldığını, darba uğradığını hepimiz biliyoruz. Merve Demirel'le ilgili, tacizle ilgili bir soruşturma Ankara Adliyesi'nde yürümektedir. Bunları da biliyorsunuz. Bakın değerli arkadaşlar, polis arkadaşlar, bu yaptıklarınızdan dolayı ileride yargılanabilirsiniz. Amirlerinizin hukuksuz yasayı çiğneyen emirlerine uymayın. Siz anayasa ve hukukla mükellefsiniz. Yarın öbür gün bugün yargılanan dünkü arkadaşlarınız gibi yargılanabilirsiniz. Biliyorsunuz birçok arkadaşınız cezaevinde şimdi. Yargılama anayasa ve hukuk çerçevesinde olur. Amirlerin hukuksuz emirleri çerçevesinde hareket ederseniz yarın öbür gün sizler de üzülürsünüz. Ben söylüyorum. Bu bir hak arama eylemidir. Kimseye zarar vermiyordu Cemal Yıldırım. Acun Karadağ, Veli Saçılık, Nazan Bozkurt ne yapıyorlardı? Sadece bir açıklama yapıp dağılıp gideceklerdi. Burası polis devleti mi arkadaşlar ya? Hukuk devletinde bu kadar basit bir açıklama...